6-12 Mayıs tarihlerinde de bu temeller gösterilerde farklıları buluşturuyoruz. Sayın Valim, hürmetlerimiz trafik kazalarında, kaza alanında, kaza şartlarının görüşmesi materyalı kullandığımız, kolaylıklar kullandığımız cihazımız. Yine trafik yönetimlerinde şeffaflığın sağlanması amacıyla kameralarımız. Karada trafik kanunu 48. maddesi göre alkol kullanım denetimlerinde alkol metremiz. Öncelikle 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası'nı kutluyoruz. Bugün burada karayolu trafik güvenliği ile ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımızın standları var, standları kuruldu. Bu standlarda öncelikli olarak karayolu trafik güvenliğinin sağlanması bakımından arkadaşlarımızın hem araç, gereç, ekipman bakımından hem de yapmış oldukları uygulamalarla ilgili biraz önce sizlerin de gözlemiyle sunumlar yaptılar. Ülkemizin en önemli konularından bir tanesi de karayolu trafik güvenliği. Ancak bu şekilde hem devletin kurumları, diğer taraftan sürücüler, diğer taraftan da yayaların ortak olarak kurallara uymasıyla, kuralları uygulamasıyla birlikte inşallah hem can kayıplarımızı hem insanla ilgili yaralamalı kazalarımızı hem de maddi hasarlı kazalarımızı en aza indirgeyeceğiz. İşte bu seneki mottomuz da bu yolda sana çok güveniyoruz mottosu. Yani bunu her bakımdan yorumlayabiliriz. Kurallar bakımından, yayalar bakımından, sürücüler bakımından biz bu yolda herkese güveniyoruz. Nasıl? Yok, kemerli bineyim. Önce bir kemerli bineyim. Tamam. Şimdi emniyet kemerini taktık. Şöyle bir durum var. Kaza anında emniyet kemeri kendini kilitler. Yani onun bir çalışma prensibi var. Bunu sağlayabilmek için şu an tabii hızı oldukça düşük olduğundan dolayı bunu yapamayacağız. Şöyle yapacağız. Ben gösteriyorum size. Anlık çekip şöyle tutup bırakacağız ki kilitlesin. Buyurun yapın bir. Anlık çekip. Önce bir kemerli biniyorum. Tamam. Kemerin bu noktada etkili olduğunu ancak bu şekilde görüyorum. Şimdi emniyet kemerini takıyor. Şöyle bir durum var. Kaza anında emniyet kemeri kendini kilitler. Yani bunun bir çalışma prensibi var. Bunu sağlayabilmek için şu an tabii hızı oldukça düşük olduğundan dolayı bunu yapamayacağız. Şöyle yapacağız. Ben gösteriyorum size. Anlık çekip şöyle tutup bırakacağız ki kilitlesin. Bunu yapın bir. Anlık çekip tutun. Kemerin bu noktada etkili olduğunu ancak bu şekilde görüyoruz. Emniyet kemerli bildim de yani kemer 10 km hızdan bu düşünemiyorum yani eğer yüksek hızda olmuş olsa yani o anda hiç şey yapmıyorum. Emniyet kemeri hayal. Ben de dedim. Genelde bizim kemikte özellikle ama siz genç Türkçüler şimdiden emniyet kemerinin önemini anlamadınız. Bu aracı ben de bir deneyim. Tamam. Sen de yanına otur. Ya bir tatlı attığınızı düşün, tamam mı? Bakalım hadi. Bir tatlı ne düşünüyorsun? Gel böyle yanıma gel. Ne düşünüyorsun? İleride bir araç sürücüsü olacaksın. Mutlaka takmak lazım değil mi? Sadece 10 km hızla bile ciddi anlamda zorlandır. Öyle değil mi? Buna 90 km olduğunu düşünürseniz. Evet. Hayatta kalmak oldukça zor olacak. Tamam hadi bakalım görüşürüz. Gel Kemal. Ben de dedim.